Merhaba. Futbolcularım için çok çok mutluyum. Onları tebrik ediyorum. It was important to confirm same approach, same spirit from last game and this happened today. Bugün için önemli olan geçen hafta Fenerbahçe'ye karşı oynadığımız o hırsı, o mücadeleyi, o oyunu bugüne yansıtmaktı. And o yüzden bunu yaptığımız için mutluyuz. When the spirit is right then their quality came out and we win with the, you know, deserving. Çünkü o ruhu sahaya yansıttığımız zaman otomatikman tabii ki kalite de ortaya çıkıyor ve akabinde de galibiyet geliyor. Bu iki maçta gösterdiğimiz o hırsı, arzuyu ve ruhu otomatikman geleceğimizi bundan inşa etmemiz gerekiyor. Önümüzdeki 5 maçta da bu ruhu yansıtmamız gerekiyor. Şu anki tek amacımız, hedefimiz bu. Tabii Başakşehir maçından sonra çok değişiklikler oldu. Regarding the things who need to stay inside the team. Tabii ki bu takımın içinde kalması gereken şeyler, bu konular. And you saw one good Galatasaray last two games. Really good Galatasaray. Bu değişikleri istinaden de son iki maçta da hepinizin fark ettiği iyi bir Galatasaray var sahada. İki maçtır gerçekten o ruhu ortaya koyan bir Galatasaray var. İki maçta da dominant olan bir Galatasaray var. Geçen hafta oynadığımız maçta da dominanttık ama ne yazık ki bunu skora yansıtamadık. Galibiyet alamadık ama bugün galip geldiğimiz için ve bu şekilde iyi oynadığımız için tabii ki oyuncularım için de çok mutluyum. Televizyon seyretmediğim için ve gazeteleri de takip etmediğim için sadece tahmin edebilirim bunu. But this is part of this job, you know. Ama sonuçta bu da işin bir parçası. Konuşan kısımda olmak tabii ki her zaman için daha kolay. Çünkü konuşmanın herhangi bir vergisi falan da yok. O yüzden konuşma mutlaka daha kolay oluyor. And they are convinced in what they are talking. Herkes tabii ki futbol hakkında konuşabiliyor ve konuştuğuna da inanıyor. Even they never coach it or never be in part of football, but they believe and they are convinced they know everything about football. Şöyle bir şey var. Futbolun içinde olmasalar da, daha önce futbolcu, hoca veya futbolun bir görevinde yer almasalar da insanlar konuşuyor futbol hakkında ve buna inanarak konuşuyorlar, kendilerini inandırarak konuşuyorlar. Ama futbolun da güzelliği şu, atıyorum şu oyuncu oynaması gerekiyordu veya şu sistemle oynanması gerekiyordu tarzı konuşmaların hiçbir kanıdı olmuyor. Futbolun da güzelliği bu. That's why it's easy to shoot and say one because there is no proof, you know. It's word against word. Tamamen bu sözde kalıyor. Bir şey söylüyorsunuz ama demin de belirttiğim gibi futbolun güzel tarafı bu. Kolay olan kısmı bu şekilde konuşulması. Şu oynamalıydı, şu stratejiyle oynamalıydı. From outside of course everything seems very easy. Dışarıdan da tabii ki her şey çok kolay gözüküyor. When you come inside then you maybe find some problems that the all others who are outside they don't know this. Ama içeriye gelseniz belki de içeriye girdiğiniz zaman dışarıda görünmeyen bir şeyleri görebilirsiniz, bazı problemleri görebilirsiniz. And I'm sure they don't know this. Ve mutlaka dışarıda olan insanlar da takım içinde bilmiyorlar. Until the tax for talking will come, it will be like this. Ama konuşmaya bir vergi gelene kadar bu böyle bu şekilde devam edecektir. That's son sorumuzu Sezgin. Tabii hocaların that işleri çok karışık. You during the week you have 20-30 doubts. Yani bir hafta boyunca bile belki 20 tane, 30 tane de şüphede kalabiliyorsunuz. Every day, there is a lot of doubt. Who to make play, which system, her why. Her gün kafanızda bunları düşünüyorsunuz. Hangi sistemle oynayabiliriz? To speak with this player or speak with that player. Kimle oynayabilirim, hangi oyuncuyla oynayabilirim, hangi oyuncuyla konuşabilirim. Yani bir hafta boyunca bile bir ton bu tip sorular olabiliyor kafanızda. It's important to learn fast, let's say in this way. Ama şunu bu şekilde yorumlayabiliriz. Önemli olan çabuk öğrenmek. You know, it's never easy to come, let's say, in the moment when I come here, you know, with my staff. Çünkü benim göreve geldiğim zaman da kolay bir zaman değildi, hepiniz takdir edersiniz ki. You don't know the spirit of the team, you can only imagine. Dışarıdan tabii ki takımın içindeki ruhu bilemezsiniz, sadece tahmin edebilirsiniz. You don't know the physical condition, which level is. Fiziksel kondisyonun nerede olduğunu, hangi seviyede olduğunu da bilemezsiniz. You need to feel also the dressing room a little bit. O soyunma odasında birazcık hissetmeniz gerekiyor. And then you need to adapt. Ondan sonra da adapte olmanız gerekiyor. Not losing your idea of the playing. Tabii ki bunları da yaparken kendi oyun mantalitenizi de kendi oyun fikrinizi de kaybetmemeniz gerekiyor. So, and that's all. I can now go to analyze about 1000 details, but there is no time.
Yani 1000 tane detaya girilebilir ama o kadar zamanımız yok. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim.